Herkese iyi akşamlar. Evet, bugün de bir klasik yıldızlı sohbetler akşamı yapacağız. Ve konuğumuz, bu arada konuğum galiba geldi ama Hanife Nur Özaydın'ı. Bu arada Hanife, sen mi istek atıyorsun? Evet. Evet, dediğim gibi konuğum Nur Özaydın olacak ama istek atmıştı. Bir geri gitti sanırım. Ben ona tekrardan isteğimi yollayayım. Hemen sizleri de bekledim. O sanırım benden önce atmış. Ve hemen bağlanırsak. Merhaba. Bağlandık. Merhaba. Nasılsın Nur? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ses ve görüntüde problem var mı öncelikle? Bende bir sıkıntı yok. Tamam, bende de yok. Ben seni bekliyordum. İstek atacaktım. O sırada sen atmışsın. Karıştı Evet. kafam be. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Tam kapanmadan çıktık. Neler yaptın tam kapanmadan? İyiyim, işte evde. Dört duvar arasında. Sıkılmaktan başka hiçbir şey yapmadım sanırım. Değil mi ya? Sporcu olarak sıkıldın mı yani? Çünkü aktif oluyorsunuz genelde. Tabii hepimiz öyleyiz Kesinlikle, aslında. yani evde yapabileceğim şeyler o kadar sınırlı ki, o yüzden Evet, yeni yeni hobiler buluyoruz kendimize artık, yapacak bir evet. şey. Ama o süreci biraz atlattık mı, atlatmaya devam ediyoruz tabii. Yani Umarım. genel olarak bu süreci atlatmaya devam ediyoruz. Kapanmalar oluyor, açılmalar oluyor ama biz yine de tehlike altındayız her şekilde. Ama tabii Evet. dediğin gibi sporcular için ekstra bir sıkıntı yaratıyor. Bu antrenman düzenin Kesinlikle. falan nasıl gitti bu kapanmadan? Ya aslında çok zor, çünkü gerçekten mesela evde rahatça hoplayıp zıplayamıyorsunuz bile. Çünkü yani atıyorum, alt komşu rahatsız oluyor, o bir şey diyor falan, çok sıkıntılı. Ama yine de elimizden geldiği kadar işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani, mutlaka. Ya da Öyle saygı geçiyor. duysunlar ya. Herkesten ben ekstra saygı istiyorum sporcular için. Ya. Alt komşular, üst komşular, hepiniz saygı duyun. Bence de. Evet. Peki o zamanlar tabii pandemiden yine bahsederiz. Ben yine tabii seni de ve bütün takım arkadaşların gibi seni de tebrik ederek başlamak istiyorum. Ve Teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi için tebrik ediyorum bu arada. Ekstra şunu sormak istiyorum. Bu süreci bir de senden dinleyelim. Tabii ki. Aslında bu takımın en başından beri çok belli iki tane hedefi vardı diyebilirim. Ben katıldığımda da, yani bana söylenen çok belliydi. Tabii ki de ilki sıralamayla gideyim. İlki tabii ki de Avrupa Kupası'nı kazanmaktı ve tabii ki de ilk üçe girip bir şekilde Şampiyonlar Ligi biletini kazanmaktı. Aslında ilk hedefimize de fazlasıyla yakındık diyebilirim. Ama çok talihsiz bir olay yaşadık. Aslında birçok takımın yaşadığı gibi. Bütün takım neredeyse korona oldu diyebilirim. O yüzden o süreç bizim için çok zor bir süreçti. Ve o hedefimizi gerçekleştiremedikten sonra tek bir hedefimiz vardı aslında. Ve onu gerçekleştirmeyi çok istiyorduk. Yani tamamen ona bağlandık diyebilirim. Onun için antrenmanlarımızda çok çalışıyorduk. Herkes gerçekten çok istiyordu. Ve tek bir hedef kalınca da biz de tamamıyla ona bağlanıp o hedefi gerçekleştirdik. Ve gerçekten benim için de böyle ilk Sultanlar Ligi deneyimimde gerçekten unutamayacağım bir deneyim diyebilirim. Bu arada sen Covid geçirdin mi? Evet, ne yazık ki. Bütün takımdan mı, yani hepinize birden mi bulaştı? Tabii Evet, hepinize birden. yani aslında şöyle de bir avantajlı yanımız vardı. Hepimiz aynı anda olduk ve sonra bir daha böyle bir şey yaşamak zorunda kalmadık da diyebilirim. Evet, aslında avantajlı bir yanı. Bunu da konuşmuştuk ama. Tabii Evet. yine tehlikeli yani. Hepiniz bir arada atlatınca hani belki bir Kesinlikle. daha olmayacağımızın garantisi yok ama yine belki olur yani. Her şekilde de Evet. tehlike altındayız. Bir de sen şöyle bir özelliğin var. Takıma sonradan dahil oldun ve tabii dediğin gibi Sultanlar Ligi maceranda bu derece mükafat olacağını düşünüyor muydun? Ya aslında benim için zor bir süreç diyebilirim, çünkü ben daha böyle sakin, birazcık çekinik, böyle bir karakterim ve böyle bir anda yeni bir takıma, daha büyük hedefleri olan bir takıma geçmek benim için zor bir süreç diyebilirim aslında. Ama Türk Hava Yolları'nın çok böyle oturmuş, daha böyle aile gibi bir takım yapısı var. Ve beni o kadar çabuk içlerine aldılar ki, yani aslında her şey benim için çok kolaydı ve hani böyle hedeflerimizin gerçekleşeceğini de görebiliyordum, hissedebiliyordum. O yüzden benim için yine dediğim gibi çok özel yani. Evet, tabii bir de ben önceki yayında da söylemiştim. Türk Hava Yolları'nda ekstra bir arkadaşlık Kesinlikle. şey gücü çok kuvvetli. Takım içi arkadaşlık çok kuvvetli diye biz gözlemledik dışarıdan. Yani bununla Bence ne de. farklı? Yani bir kere
herkes çok mutlu diyebilirim. Yani herkes herkesle çok iyi anlaşıyor. Herkesin birbirine olan toleransı çok yüksek. Bence bu çok önemli bir takım oyununda. Ve bu da fazlasıyla vardı herkeste. Herkes birbirine nasıl yardımcı olabilirim gözüyle bakıyordu diyebilirim. Evet, tabii bu avantajlı. Bu arada Elif Su yayına girmiş, bir de yazmış, abla nasıl bu kadar iyisin? Ona soralım. O nasıl bu kadar iyi? Elif Su bize yaz bakalım. Tekrar yazmış bu arada. Geçtiğimiz haftalarda Elif Su ile de yapmıştık Evet, yayın. izledim. O zaman şöyle bir benim tabii herkesin gözlemi, Türk Hava Yolları genç oyunculara çok önem veren bir kurum ve süre aldığınızda bir kulüp aslında bu anlamda. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsun sen? Tabii bünyesinde bulunduğun bir kulüp. Yani geri dönüp baktığında bununla ilgili neler söylersin? Aslında böyle bir kulüp içinde olduğum için çok mutluyum. Çünkü gerçekten genç sporcuları nasıl daha ileriye taşıyabiliriz? Onlara nasıl yatırım yapabiliriz? Kafasıyla kurulmuş bir kulüp bence. Ve gerçekten benim için de benim voleybolum açısından birçok tecrübeyi tadabileceğim bir kulüp. Yani öyle bir yapıda bir kulüp ve ben de burada böyle profesyonelliğe ilk adımları burada attığım için çok mutluyum aslında. Çünkü birçok genç var takımda ve herkes size yardımcı olmak için bütün elinden geleni yapıyor. O yüzden Türk Hava Yolları'nın bu gençlere olan verdiği değer bence çok önemli. Aynı zamanda yani Ramazan abinin de bana böyle bir şans tanıması bilmiyorum benim için çok önemli gerçekten. Tabii gençlerimize tabii ki de süre vermeliyiz ama Türk Hava Yolları bunu ekstra yapan bir kulüp olduğu için Türk voleybolu Kesinlikle. adına, hem sizin için hem Türk voleybolu adına aslında güzel bir şey diye Evet. düşünüyorum. O sorumluluğun şimdi tabii gençsin. O sorumluluğun seni gerdiği anlar oluyor mu böyle süre aldığın zamanlarda? Yani oluyor tabii ki. Ben zaten böyle biraz heyecanlı biriyim. O yüzden benim için böyle bir ekstra hani böyle bir elim ayağıma dolanıyor durumu. Evet oluyor, olmuyor diyemem yani. Ama bence tabii dediğin gibi çok gençsin ama ilerleyen yıllarda bu heyecanı da yenersin diye düşünüyorum. Zaten yavaş yavaş yani ne kadar süre alırsanız o kadar çok mesela eskisine ilk güne dönüp baktığımda son gününe belki arasında çok büyük bir fark vardı yani. Evet, bence de. Peki o zaman seni de yakalamışken bir de şunu soralım. Tabii Şampiyonlar Ligi konusunu kapatmadan. Rotanız, hedefleriniz takım olarak. Yani Şampiyonlar Ligi hedefleri nelerdir Türk Hava Yolları'nın? Böyle küçük bir soru. Aslında bence Türk Hava Yolları çok sevilen bir kulüp oldu. Yani böyle Evet. çok kısa süre içinde birçok insan Türk Hava Yolları taraftarı oldu. Bence bu çok önemli. Ve Evet. bence Türk Hava Yolları'nın Şampiyonlar Ligi hedeflerinin yanında bunun artarak çoğalması, bir de aynı zamanda bu başarının da daha da artması. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi şeyler yapmak, Sultanlar Ligi'nde daha iyi şeyler yapmak. Bence her zaman başarının artması diyebilirim genel olarak. Peki o zaman Nur, şöyle bir senin de kariyerinin başına dönmek istiyorum ben. Bu arada Elif Su yazmadı. Elif Su bekliyoruz. Sen cevap ver bunu, biz burada okuruz. Şöyle bir kariyerinin başına döndüğümüzde, voleybola başladığın yıllar, aslında çok da uzak değiliz ama Evet. çok net hatırlıyorsundur. O yüzden bir senden dinleyelim bu voleybola başlama hikayen. Tabii ki. Aslında benim babam voleybolla çok ilgilenen, aslında sporla çok ilgilenen biriydi ve ben de hani kendim bildim bileli ben o sahanın içindeydim aslında bir şekilde Eskişehir'de ikinci sınıftan beri bir şekilde o topa değiyordum diyebilirim. Çok uzun bir süreç aslında benim için ama dediğiniz gibi dönüp baktığımda çok rahat hatırlayabildiğim bir süreç. Ama tabii ki benim gerçekten yani ben en azından öyle hissediyorum. Gerçek anlamda voleybola başladığım zaman Ankara'ya gittiğim zamandır sanırım. Çünkü büyük illerde oynamak çok daha farklı. Çok daha iyi antrenörlerle çalışabiliyorsunuz. Daha farklı yani. O yüzden Ankara'ya başladığım zamanı gerçekten voleybola başladım diyebilirim. Evet. Peki tabii ilk önce oynadığın kulüpten daha sonra ilk defa transfer gittiğin, formasını tercih ettiğin kulüp senin için Karayolları. Karayolları tabii kariyerinde çok büyük öneme sahip. Bu önemle birlikte tecrübe de kazandın. Tecrübenin yanında sana kulüp neler kazandırdı diye Aslında sorayım. Karayolları da böyle çok gençlerle kurulmuş. Gerçekten onlar da yıllardır gençlere nasıl yardım edebiliriz kafasıyla kurulmuş bir kulüp bence. Oradaki benim bana en çok tabii voleybol dışında söylüyorum. Kesinlikle arkadaşlık diyebilirim. Çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel dostluklar kurdum. Gerçekten benim için o da unutulmayacak zamanlarımdan biri olabilir yani. O daha heyecanlıydı. Sonuçta ilk o an oradaydım. O yüzden onun da yeri tabii ki ayrı ve arkadaşlıkları benim için çok önemli. Tabii dediğim gibi arkadaşlık açısından aslında kulüp olarak da şanslısın biraz. Yani Evet. bütün kulüplerimizde arkadaş takmış, arkadaşlık çok iyi.
Belki olmasa bu derece başarılı bir voleybolda bu kadar başarımız olmaz belki diye düşünüyorum. Ama ekstra şanslı olduğunu da düşünüyorum bir Evet, ben yandan. de. Bunun peki adaptasyonu kolaylaştırmada bir etkisi oluyor muydu sana? Gerek karayolu Ben gerek Türk Hava Yolları. bence tabii ki oluyor. Çünkü ne kadar çok biriyle bir şey paylaşırsanız o kadar o takıma ait olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü ortak noktaları konuşmanız gerekiyor ve ne kadar samimi olursanız o kadar sahaya yansıyor bence. Evet, tabii ki. Bu arada yayının başında ben söyleyecektim aslında. Ama hızlı bir giriş yaptığımız için söyleyemedim. Şimdi bugün 18'i ama 19'u yarın. Evet. Onu da buradan hani bir kutlayalım istiyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı. Buradan hepimizin kutlayalım. Bunu da hatırlatmış olalım tabii. Bir gün önceyiz ama olsun. Olsun, isimden kutlayalım. Evet, hem öyle hem de zaten eskisi gibi kutlayamadığımız için, bu coşkuyu gösteremediğimiz için. Yani geçen sene balkonlarda falan böyle hani insanlar Evet. pencerelerden. O yüzden biraz üzücü bir durum. Biz de ancak bu platformdan bu şekilde kutlayabiliyoruz. Kutlayalım. Aynen Bu derken bir tane soru gelmiş. öyle. Sevgili Koray Bey yazmış. Teşekkür ederiz ona da. Bütün yayınlarımıza eşlik ediyor. Okuyayım ben bir. Vakıfbank gibi dünya markası kulübe veya denk gelen kulüpler yarışırken antrenörlerin sporcuları motive etmesi nasıl? Biraz anlatabilir mi? Diğer maçlardan farklı mı? Yani büyük kulüplerde sporcuların motivesi nasıl oluyor? Yani Türk Hava Yolları'na nazaran bunu cevaplayabiliriz belki. Evet. Aslında bence bir tık kaybedecek bir şeyiniz olmadığı kafasına giriyorsunuz. Belki yanlış söylüyor olabilir, bu kadar çok emin değilim ama yine de daha rahat olabilirsiniz bence. Çünkü gerçek anlamda kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Çünkü gerçekten üst düzeydeki kulüplerle oynuyorsunuz yani. Ve onları yenmeniz sizin için bir artı ama ya bir eksi değil hiçbir zaman, en azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü sıralamayı bazı kulüpler belli hedeflerle başlıyor lige ve sıralamanızı genelde çok önceden aslında hedefiniz belli oluyor ve hani hedeflerinizin hiçbirinde ben zannetmiyorum ki alt kulüplerde Vakıfbank'ı yenmek, ama tabii ki yenmek her zaman bir ekstra. Her zaman çok iyi olur. Ama bence tamamen motivesi kaybedecek hiçbir şeyinizin olmayışı olduğunu Evet, düşünüyorum. dediğin gibi aslında sıralama hedefi bile oluyor ama bu sezon için sürpriz yaşandığını düşündüğün bir an var mıydı? Aslında ben yoktum belki kadronun içinde ama tabii ki de Türk Hava Yolları'nın Vakıfbank'ı yenmesi diyebilirim. Peki o zaman Türk Hava Yolları demişken ben tekrardan notumuzu Türk Hava Yolları'na çevirecektim. Tabii bu pandemiyle bağdaştırmaya da bilirsin bu sorumu. Şöyle soracağım. Şimdi sezonun bitişinde elbette kendinizde bir şeyler keşfediyorsunuzdur. Hani bu sezon şunu hatayı yaptım ya da bu sezon bunu çok iyi yaptım, diğer sezon devam ettirmeliyim gibi. Bu sezon kendinde keşfettiğim bir şey oldu mu bu açıdan? Aslında oldu, çünkü ilk defa yabancı bir antrenörle çalıştım. Bence bunun bana kattığı artılar çok fazladır ve Ne mesela? aslında daha farklı şeyler yapıyorsunuz. Yani tabii ki bunu yabancı Türk diye ayırmıyorum ama ne kadar çok antrenörle çalışırsanız o kadar çok yeni şeyler görebiliyorsunuz. O kadar çok yeni antrenman stilleri, daha farklı hareketler, bir sürü şey öğrenebiliyorsunuz aslında. Bana da bunun çok şey kattığını düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok farklı şey yaparsam o kadar çok öğreniyorum demektir. Bu da benim için çok büyük bir artı. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'na gerçekten yani mevkisinin en iyilerinden sayabileceğim bir sürü isimle çalıştım. Ve hepsi bana birçok uyarıda, birçok taktikte, her şeyde yardım ettiler. Bana bir sürü şey öğrettiler diyebilirim. O yüzden benim için bu da çok önemliydi. Bunun da çok büyük bir artısı var. Çünkü çok büyükler ve tecrübeliler aynı zamanda. Onların tecrübelerini dinlemek de bana çok şey kattı kesinlikle. Peki pandeminin gelişiyle birlikte tabii kötü bir gelişi oldu bizim için ama onunla birlikte bir kendine de keşfettiğin bir şey oldu mu? Voleybol açısından. Voleybol dışında da cevap verebilirsin. Aslında voleybol açısından voleybolu ne kadar böyle sevdiğimi fark etmiş olabilirim. Çünkü ne kadar ayrı kaldık, o kadar çok özledim yani. Bu kadar içindeyken insan fark etmiyor bir anda. Ama ne kadar uzak kalırsanız onu çok özlediğinizi fark ediyorsunuz. O yüzden onu diyebilirim. Ama voleybol dışında da tabii böyle o herkes gibi o mutfağa olan ilgi arttı diyebilirim. Evet, böyle sağlıklı tarifler bunlara Evet. güzel bir şey. Aslında güzel bir şey ama bir yandan da sıkıldık. Bunu Evet. daha atlamadan geçeyim yani sıkıldık, tamam keşfettik kendimizi artık yeter. Aynen öyle. Yeter artık, kendimi keşfettim. Yeter yani. Peki o zaman tabii senin kariyerinin pek çok başarılı anı var ama tabii en büyük başarılarından biri olarak genç milli takımı sayabiliriz.
Hatta hazır Elif'si buradayken tabii geçen haftalarda Çağla'yla da yayın yaptık. Onlara da sordum. Bosna Hersek'ten Altın Madalya'ya döndünüz. Bu hikayeyi biraz da senden dinleyelim. Tabii ki. Aslında hepimiz bence kampa giderken biraz tedirgindik. Çünkü çok uzun süre voleybol oynamadık. Hatta topa bile değmedik yani. Çok değişikti bizim için. Çok değişik bir tecrübeydi. Ama bence staff, oyuncular arasındaki ilişki, aynı zamanda federasyonun bize sağladığı imkanlar, bence bunlar çok önemliydi. Yani bunlar bizi motive etti diyebilirim. Çok güzel antrenmanlar geçirdik, çok eğlendik. Zorlandık mı? Tabii ki zorlandık. Ama her zaman olacak şeyler bunlar ve turnuvaya giderken de aslında bence biz kupa almaya gidiyorduk. Çok emindik yani hepimiz. Ve tabii ki 30 Ağustos gibi bir güne denk gelmesi hepimizin aklındaydı. Belki çok hani Fransa'ya yenildik. Kötü bir andı bizim için. Ama hiçbirimiz dönüp şey demedik ya olmayacak galiba. Hepimiz şey dedik. Evet bunu burada kapatıyoruz ve biz şimdi şampiyon oluyoruz. Bence bu çok önemli. O yüzden gerçekten unutulmaz bir turnuvaydı. Yani o kürsüye çıkmak, o kupayı kaldırmak hayal gibi bir şeydi yani ve gerçek oldu. Ve 30 Ağustos gibi bir günde böyle bir şey olması tabii ekstra bize farklı gurur yaşattınız o gün. Dediğin gibi de geride düştüğünüz anlar oldu aslında ama birlikte geri dönüp toparlanmak, kenetlenmek aslında herkesin yapabileceği bir şey değil ki zaten bu yenilgileri alıyor hani takımlar. O Evet. açıdan da nasıl bir motivasyon sağladı? Yani neler size motivasyon sağladı? Aslında biz kesinlikle pes etmedik diyebilirim. Yani hiç arkamıza dönüp biz yenildik, şimdi olmayacak, yine yenileceğiz gibi bir psikolojiye girmedik. Bence en önemlisi bu. Ve aslında böyle bilmiyorum daha önce söylendi mi, belki de özeldir ama final maçından önce bize çok staff çok güzel bir video hazırlamıştı ailelerimizden gelen mesajlarla. Bu da ben böyle onun da verdiği böyle evet yapacağız işte ailelerimiz de bizim arkamızda duygusu bence bambaşkaydı. Çünkü böyle herkes aşırı duygusaldı ve her şeyi en üstte yaşıyordu. Onun bana en azından kendi adıma konuşayım çok büyük bir motivasyonu oldu diyebilirim. Evet bu söylenmedi ama biz şimdi fark Türk milleti olarak çok duygusal olduğumuz için duygusallık bizi gaza da getiriyor. Ama Kesinlikle. dediğim gibi siz de tabii ki de takımsınız ama takımın arkasındakiler arkada denilmez aslında ama dediğin gibi staff herkes yani demek ki bu işin içinde ve takım Evet. hepsi birlikte. O bunu söylemen güzel oldu. Öğrendik. Peki bu tabii genç milliden yola çıkarak şöyle bir soru da düşündüm ben aslında. Sen ve senin gibi genç oyunculara bakarken ben tabii voleybol geleceğimizin çok parlak olduğunu görüyorum. Sen jenerasyon hakkında ne düşünüyorsun? Aslında Genel. bence Türkiye voleybolu her jenerasyon üstüne koyuyor diyebilirim. Her seferinde bir dünya ekolü olma yolunda ilerliyoruz bence yani. Bir de baktığımızda böyle altyapılarda üst jenerasyonlarda, alt jenerasyonlarda böyle madalya kazanmadığımız bir turnuva ben hatırlamıyorum neredeyse. O yüzden bence gerçekten jenerasyonlarımız çok iyi. Yani herkes o kadar iyi geliyor ki altyapıdan. Bilmiyorum yani. Gerçekten çok başarılıyız. Evet, altyapıdan da çok iyi geliyor. Zaten Evet. hani büyükler bize örnek oldu, size örnek oldular ki onların yolundan gidiyorsunuz ama ekstra yeni jenerasyon çok daha iyi geliyor, üstüne koyarak geliyor. Kesinlikle. Sen de onlardan birisin. Teşekkür ederim. Peki, o zaman dur biraz da okul hayatından bahsetmek istiyorum. Şimdi genel sorularda genelde oluyor eğitim hayatıyla spor hayatını nasıl götürüyor bir arada. Önce öyle bir soru sorayım sana. Aslında tabii ki kolay değil. Çünkü çok belli bir düzeniniz olması lazım. Çünkü gününüzün birçoğunu sahada geçiriyorsunuz ve eve geldiğinizde çok yorgun oluyorsunuz. Ders çalışasınız gelmiyor. Ama bir şekilde kendinizi zorlayıp bunu yapmak zorundasınız. Çünkü bu size kazandıracak bir artı yani. Her zaman cebinizde olması gereken bir şey. O yüzden ben de elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım ve gerçekten istediğim şeyi yaptım diyebilirim. Peki bölümünle ilgili iletişim tasarımı okuyorsun galiba değil mi? Evet. İletişim tabii hani çok sosyal ve aktif bir bölüm aslında. Bölümünle ilgili bize anlatsana neler yapıyorsun? Tabii ki. Dersler nasıl? Aslında benim ilk baştan beri ya psikoloji okurum ya da işte bu tarz bir şey okurum diyordum. Çünkü ben aslında sosyal medyaya ve yeni medyaya çok fazla ilgiliyim. Yani böyle Instagram'da çok vakit geçiriyorum. Aslında bununla alakalı değil de yani daha böyle bir şeyleri editlemeyi seviyorum. Daha böyle Fark ettim. medyada neler oluyor. Benim için önemli bunlar. O yüzden tam
yani beni çağrıştırdığını düşündüm ve millilik bursu gibi bir şansım da olduğu için Evet. aynı zamanda iyi bir üniversitede de okuyabileceğimi bildiğim için böyle bir yol çizdim. Çok memnunum. Umarım okulumu bitirebilirim. Bitişisin herhalde yani. Bitişim çünkü hani çok da sevdiğim bir bölüm anladığım Kesinlikle. kadarıyla. Dersler de eğlencelidir herhalde. Evet, aslında ben şu an daha hazırlık okuyorum. Aha. Ama bu dönem bittikten sonra eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hazırlık kısmından sonra tabii doğru Evet. bölüm derslerine geçiyorsunuz ama eğlencelidir diye düşünüyorum ben. Yani Umarım. ben de edit dersi falan almıştım üniversitede. Eğlenceli oluyor yani bir şekilde çünkü sevdiğim bir şey olduğu için hobi olarak geliyor. Ve hobi olarak Kesinlikle. yani mesleğin tabii mesleğin diyorum ama bölümün hobi olarak görmek tabii okula gidişini, derslerini falan ekstra motivasyon sağlıyor sana bu konuda diye Evet, düşünüyorum. Peki kesinlikle. ileride bir şey düşünüyor musun bölümünle ilgili? Aslında düşünüyorum yani voleybolu bıraktığımda, daha doğrusu voleybol beni bıraktığında böyle yine bu camianın içinde kalmak istiyorum aslında, spor camiasının içinde. Sosyal medya menajerliği olabilir. Aslında tam olarak istediğim şey bu olabilir değil. Bunu istiyorum yani. Evet. Bunu yapmayı gerçekten çok istiyorum. Bölümümle de alakalı. O yüzden benim için çok iyi olur. Evet, bence de şimdi ikisini de harmanladığın için yani iki mesleğe de sahip olduğun için Evet. bence sen yapmalısın bu işi. Hani anladın mı? Başka biri yapmamalı dışarıdan. Bence sen yapmalısın. Yani çünkü ikisini de biliyorsun. Tamamen yapabileceğim bir şey diye düşünüyorum. Peki şimdi şöyle bir tabii pandemiden bahsettik. Biraz da ona spor hayatını nasıl etkiledi ya da bu süreçte neler yaptın en başından beri? Tabii bir sene oldu. Yani daha fazla da olmuş olabilir. Tam bilmiyorum. Yani bazen hangi yılda olduğumuzu unutuyorum. 2020'de miyiz, 2021'de miyiz? Bir sporcu olarak seni genel olarak nasıl etkiledi? Yani beslenme biçimini değiştirdi mi? Antrenman düzeni tabii ki de değiştirdi. Psikolojik olarak yani nasıl etkiledi seni? Aslında bence en zoru psikolojik olarak sanırım. Çünkü korona testi oluyorsunuz sürekli. Bu bence en kötü yanı. Yani sürekli negatif mi, pozitif mi? Rahatça dışarı çıkamıyorsunuz. Ben çok severim böyle dışarı çıkayım, işte arkadaşlarımla buluşayım, kahve içeyim. Ama bunu yapamıyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz yani. Takıma siz bulaştırabilirsiniz. Bunun yükü, ağırlığı çok büyük tabii ki de. O yüzden bunun gerginliği ve bunun psikolojisi bende çok büyüktü. Beni de kötü etkiledi diyebilirim. Ama böyle beslenme açısından aslında beni düzene soktu sanırım. Böyle sürekli evdeyim diye aslında belli bir düzenimin olmasını sağladı. Bana kattığı şeyler de var yani pandeminin. Daha aslında böyle düzenli, daha böyle belli aralıklarla bir şeyler yapan biri oldum. Yani ne yiyeceğimi biliyorum. Bu saatte spor yapmam gerekiyor. Bu saatte Evet. yemem lazım. Sonra bir daha yememem lazım. Dikkat etmem lazım gibi şeyler de bana kazandırdı diyebilirim aslında. Aslında kendimizi dinlediğimiz için değil mi biraz? Yani oturuyoruz sadece kendimizi düşünüyoruz. Şu saatte şunu yiyince evet bana bunu etki ediyor. Ya da şu saatte Kesinlikle. spor yapınca bana böyle oluyor. Kendimizi dinleyebildiğimiz için biraz avantajlı. Ama az önce Evet. söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Yeter artık dinledik. Evet, Dinledik kesinlikle. artık. Tamam. Artık dışarı Oldu. çıkmak istiyoruz rahatça. Evet. Maskesiz. Evet yani artık maske. Hani maskeyle de çıkabiliriz. Maske yani o da önemli değil şu an. Bu arada iki tane soru gelmiş. Birini Ece sormuş. Unutamadığınız maç var mı diye. Görüyorsun değil mi yorumları? Evet, görüyorum. Aha. Kesinlikle Avrupa final maçı diyebilirim. Sırbistan'la oynadığımız 3-2. Heyecan dolu. Hepimizin çok heyecanlandığı maç diyebilirim. Evet. Peki bir de şöyle soru var. Kariyerindeki dönüm noktası ne oldu diye soru gelmiş. Da zor bir soru aslında. Sanırım böyle ilk milli takıma seçildiğim an olabilir altyapılarda yani. Nasıl hissettin ki o an? Ya o an böyle inanamadım aslında, böyle ailemi arayıp ben seçildim inanabiliyor musun falan. Ama aslında ben inanmıyorum o ana falan. Gerçekten böyle bir de küçüksünüz yani. İlk defa milli takım, hani nasıl yani ben falan oluyorsunuz, ama kesinlikle çok güzel bir duygu. Belki de tarif edilemeyecek bir duygu. Benim için Evet. böyle en dönüm noktası o diyebilirim. Çünkü çok farklıydı. Evet. Bir de bu arada konuşmamız esnasında şeyi fark ettim. Psikolojiye biraz meraklı olduğunu sanırım. Hani okumak istediğim bölümler arasında genelde voleybolcular arasında yaygın galiba. Ben onu da fark ettim. Psikoloji okumak ya da okumak istemek. Bunun bir sebebi var mı? Önce öyle sorayım. Bir de psikoloji merakın nereden geliyor? Ya aslında ben çok fazla kişisel gelişim kitabı okumaya çalışıyorum diyeyim. Okuyorum demeyeyim de okumaya çalışıyorum.
Böyle çünkü bence çok ihtiyacımız var. Yani gerginlik, heyecan, bunları nasıl kontrol edebileceğiniz bence çok önemli. Yani çok kritik bir yerde sizin böyle heyecanlanmanız sizi çok yanlış bir sayıya, çok yanlış bir harekete götürebilir. O yüzden ne kadar kendimize hakim olursak bizim için o kadar avantajlı bence. O yüzden ben ilgi duyuyorum yani. Aslında tabii normal sporcuların çünkü heyecan, evet heyecan gerekiyor ama belirli yere kadar gerekiyor. Fazlalık da her şeyin olduğu gibi zarar diye düşünüyorum. Peki Nur, eklemek istediğin bir şey var mı? Başka yok. Teşekkür Ben ederim. keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok Bu arada güzeldi. bir bonus sorumuz var. Belki biliyorsundur yayınlarımızı izledikten. Ne Soralım. geliyor? Shining Star sorumuzu sana da soralım. Saralım. Shining Star senin için ne ifade ediyor? Shining Star benim için bir aile. Yani böyle başıma bir şey geldiğinde dönüp arayabileceğim birçok insan olduğunu biliyorum. Bence bu duygu çok özel bir duygu. Çünkü böyle her başıma bir şey geldiğinde ya da kötü bir olay yaşadığımda ya da aynı zamanda çok mutlu olduğum bir anda dönüp baktığımda hep yanımdalar aslında. Bu da benim için çok özel bir duygu. Yani gerçekten ailem gibiler, ailem gibisiniz. O Siz de. yüzden çok mutluyum bu ailede olduğum için. Ben çok teşekkür ederim beni kırmayıp yayına katıldığın için, verdiğin Rica cevap. ederim. Güzel sohbet için, hatta cevap demeyelim, sohbet için. Çünkü bir akşam sohbeti tadında geçti. Çok teşekkür ederim Nur. Ben teşekkür İyi ederim. İyi akşamlar. akşamlar.